Buyurun efendim. Şimdi e, tabii Türk dış politikasının devamlılığı olduğunu Hakan Bey yaptığı açıklamayla söyledi. Yani milli politikalar devam edecek dedi. Dış iş yerindeki görevi devraldıktan sonra. Aslında Türkiye'nin dış politikası bence 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ve öncesinde de değişmişti. Yani önleyici saldırı, preemptive strike dediği terörü yerinde imha etme operasyonları. Yani Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı böyleydi. Ben bunu Amerika'nın 2003 yılında Irak işgalinde yaptığı Amacı? yani terörü yerinde bitirelim konsepti vardı. Tabi Amerika haklı değildi orada. Ama bizim haklı olduğumuz bir durum. Çünkü orada YPG, PKK, Amerika'nın bariz bir silah desteği var. Aslında bu Biden'ı anlamak için biraz Obama dönemine de bakmak lazım. Çünkü Biden Obama'nın yardımcısıydı. Bugünkü Anthony Blinken, işte Jack Sullivan, Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanı. Bu ekibin hepsi aslında o dönem Hillary Clinton, Barack Obama ve Joe Biden döneminin danışmanları, yani o kadroyu götüren isimlerdi. O zaman işte Sünnilere çok fazla güven olmaz diye Şii Hilali diye bir şeyle işte İran'la yakınlaşma politikası güttüler, Lübnan'la yakınlaşma politikası güttüler. Hatta böyle Amerika'da işte İran yemekleri, İran filmleri, işte Şii davranışları ve benzeri böyle bir sürü geleneksel festivaller yapılıyordu Amerika için. Yeni bir dönemdi bu. O transformanda biraz değişti. Şimdi şeyde yani Biden da bence bunu devam ettiriyor ama Biden Türkiye tarafıyla Burayla bence çok meşgul değil. Yani buraya önem veriyor ama seçimleri soruyorlar. O dünyanın o tarafında zaten yeteri kadar sıkıntı var diyor. Biden Büyük... neyi devam ettiriyor? Orada Obama İran'dan... yani şöyle bu... İran'ın elini mı? Tabii onlar yani. mesela James Baker'ın eski 1980'lerde Reagan zamanında e, baba bu zamanının dışişleri bakanının bir raporu vardı. Yani Amerika büyük güç olduğunu devam ettirmek için üstünlüğünü İran'da sisteme katmalı diye. Hı. Obama onu uygulamıştı. Onu Biden de uygulamıştı. Şimdi İran'a da dikkat ederseniz çok sert değiller. Yani el uzatıyorlar. İşte çok böyle agresif bir askeri müdahalede bulunmak gibi bir şey yok. Suriye'de de bunu yapmıyorlar. Mesela Trump bir defa Suriye'de güç kullandı. Ama mesela bunu Biden yapmıyor. E, sadece PKK, YPG'ye silah verip orada bir üs edinmek ve orayı kontrol etmekle. Diğer taraf İran'ın kontrolünde olabilir, işte Rusya'nın kontrolünde olabilir. Oraya çok katılmıyor. Ama Türkiye konusundaki hassasiyet Amerika bunu dikkate almıyor. Yani ne PKK'yı ne YPG'yi. Mesela işte İsveç'e biz biliyoruz Amerika istediği zaman Avrupa ülkelerine baskı yapabiliyor. Örneğin İsviçre'deki gizli banka hesapları konusunda teorin finansmanında o hesapların çoğunu aldı Amerika ve sonra onlara müdahale etti. Şimdi işte Bilström İsveç'in Dışişleri Bakanı ile bir görüşme yapıldı. Dün ben İsveç'teki bir arkadaşımla öğrendim. Oradaki gazeteciden Atilla Altuntaş diye. Aynı mahkeme, aynı hakim. Bir FETÖ'cü Bülent Keneş'i vermiyor. Ama bir PKK'lı iade etti, ettiler. 35 o da uyuşturucu yaşında. davası ama. Evet ama şöyle. PKK ama, değil ya. Yani. Ama ki, içeri girmiş, ceza almış. teorin finansmanına diyor o girmez. Aynı mahkeme, aynı hakim. Birini vermedi, diğerini verdi, diğerini de yeni verdi. Yani önümüzdeki uyuşturucu Biz da davası. Bizim birisi mi o? Ee, evet, Galiba bizim aradığımız. De değil. Ama önceliğimiz önceliğimiz değil. değil. Yani biz hani Bülent Keneş, PKK'nın bazı hmm. birkaç finansörü, yani orada yaşayan onlar var. Onları vermiyor. Yani kritikleri vermiyorlar. Önemleri ama diyelim ki bazen ağzımıza bir parmak bal çalmak için birkaç tane yani şey gidiyor. Ben Türkiye'nin yeni dönemde, yani İran'dan Mısır'a, Suudi Arabistan'dan diğer ülkelere kadar e, çok ciddi bir şekilde yatırımlarına ve ilişkilerini artıracağını düşünüyorum. Bakın dün Washington Post'ta El Nahyan'ın bir danışmanı konuşmuştu. Mesela İran'la da anlaşlar, İran'a da yatırım yapıyorlar. Türkiye'ye işte 50 milyar dolarlık yatırım düşünüyor. İran tatbikat yapıyor. Aramco, tabii yani şimdi... Başka bir iklime gitti artık. Ama El -Nahyan, evet. Doğru. E, El Nahyan diyor ki, biz diyor 10 yıldır savaştık Libya'da, Suriye'de, başka yerde. işte 60 milyar dolar para harcadık, 70 milyar dolar totalde Suudi Arabistan'la beraber. Yemez. Mısır, orası Libya ve çok da bir şey elde edemediler. Yani Libya'da üstünü bize kaybettiler. Bu söylediğiniz üzerinden sonra Amerika'ya rağmen mi oluyor? Amerika'nın ön açması Hayır, ben oluyor? O şey de değil. Yani şimdi bakın mesela deniyor ki işte bunları Amerika yaptırıyor. Amerika yaptırsa İran'la niye yakınlaşıp yatırım yapsın? Mesela Amerika yakınlaş... Ama İran'ın önünü açtı. Neyin? İran'ın önünü açıyor dediniz ya o yüzden diyorum. Şöyle ama mesela finansal yatırım yaptırmaz. Şimdi Birleşik Arap Emirliği finansal yatırımda yapıyor. Yani şirket kuruyor, ortak işlere giriyor. Şimdi Her ülkenin kendi gündemi vardır. İstediğiniz kadar Amerika ile yakın ilişki içerisinde olun. Kimse kimsenin güdümünde değildir. Herkesin kendi gündemi vardır. Onlar bence çok soğuk savaş döneminin yorumları olarak kaldı. Yani El Nahyan da, Bin Selman da, Sisi de hepsi artık kendi gündemlerine bakıyorlar. Ama şunu görmek lazım. Şimdi mesela İran'ın Araplarla, Mısır'la... Bizim onlarla ilişkiler hem ticari hem ekonomik anlamda ciddi biçimde gelişiyor. Ama bir sorun var. Filistin meselesi var. Şimdi bizim bu İsrail-Filistin meselesi çözülmediği sürece, İsrail bu şekildeki gaddarına hala devam ediyor. Devam ettiği sürece Türkiye buradaki meselelerin çok fazla çözüme kavuşması e, bence mümkün görünmüyor. Bir de e, ben demokratları yani oradaki hem temsilciler meclisi hem senatoda çok Türkiye'ye karşı da böyle çok istekli değiller. Blinken F-15, F-36'ları F-15'leri veririz diye F-16'ları veririz diyorlar ama eyleme geçme yok. Bir şey yapma yok. Blinken işte NATO üyesi, ülkeyi falan diyor ama böyle bir şey yok. Çünkü benim gördüğüm Amerika'nın önceliği Asya Pasifik. Yani bugünkü yönetim aynen Obama döneminden beri Asya Pasifik'te aşağı yukarı tam 74 milyar dolarlık bir askeri yatırım yaptılar. Guam Adası'na, etrafa. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa Avustralya'ya asker yerleştirdi Amerika. Bugün Financial Times'ın manşetinde vardı, görülmüştür. Hem Japonya'ya hem de e, Güney Kore'ye Amerika drone sattı ve büyük dronlar yerleştiriyor. Bunlar rahatsız şey, Çin'de Tayvan'a pardon, Tayvan'a ve Japonya'ya büyük dronlar yerleştirdi. Bu bizim için diyor kabul edilemez diyor Çin bunlara. Amerika'nın biraz önceliği orası. Asya Pasifik'e bakıyor. Çin'i biraz daha perdeleme veya geriletme düşüncesinde. Bu arada dün veya evvelsi gün Kuzey Kutup Denizi'nde gene bir askeri kavga oldu oradaki kaynaklar konusunda. Çinlilerle Amerikalılar bir gene bir gerginlik yaşadılar. Ruslar da var işin içinde. Yani böyle bir şeye giriliyor, döneme giriliyor. E, ee, tabii Biden'ın da bir yılı kaldı. Yani bir buçuk yılı kaldı. Ee, onun yerine gelecek kişinin de ve kendisi de devam edebilir. Ee, nasıl bir politika izleyeceği görülüyor. Ama Türkiye AK Parti'nin döneminde olduğu gibi ...barıştan refah almıştı, para kazanmıştı. Bizim için çok iyi olmuştu o. O barış bir daha sağlandığı takdirde... ...Türkiye mesela çok büyük katkı sağlar. Sadece FASA, Türkiye'nin yıllık tekstil ihracatı 1 milyar dolar. Bunu kesmişti Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Yarıya daha fazla. Şimdi o bir daha arttı. İşte Cezayir'deki durum, Fas'taki e, durum... Siz şeyi çok özellikle... ...Ankara'ya da döneceğim ama çok kısa... Batı devam etmesinden yana mıydı, gitmesinden yana mıydı ben, sorusuna siz ne diyorsunuz? Amerika bence Tayyip Bey gitsin istiyordu. Gitsin yani istiyordu. Kesinlikle. Avrupa? Avrupa? ben Avrupa, İngiltere, Türkiye'nin bence fırsatlarını görüyor çünkü bizim ticaret anlaşması imzaladı. Onlar Türkiye'nin önemini zaten İngiltere, İsrail, Amerika bunlar daha iyi biliyor. Avrupalıların ben gitsin kalsın diye bir derdi olduğunu yani gitse de olur, kalsa da olur. Onların tek derdi mülteci gelmesin. Yani başımıza iş olmasın çünkü... Zaten Ukrayna'dan 3 milyon, 4 milyon kişi almışlar. Hı hı. Bir de oraya da finansman ayırdılar. O da kolay bir şey değil onlar açısından. Ama e, şunu gördüler artık. 5 yıl Tayyip Erdoğan var. Suriye meselesi çözülmesi lazım. E, Libya meselesinin çözülmesi lazım. İtalya'da atağa geçti. Bu Meloni mesela başbakan e, Libya'ya gidiyor, Fas'a gidiyor. Geliyor burada Beyrut'a gidiyor. Anlaşmalar yapıyorlar. Şirketleri biraz... Evet baya hareketli itiraf Şey bir kadın, atak bir kadın yani böyle yerinde durmuyor. O açıdan da bu yeni dönemde böyle olacak ama tabii Rusya Ukrayna savaşının da mesela mesela Barajı, Ruslar diyor Batı vurdu, Batı diyor Ruslar vurdu. Orada mesela çok kişi öldü. Yani çok su yani sular zehirlendi. Acayip şeyler dönüyor orada Peki. da. o meselenin de bitmesi lazım.